sevgili izleyiciler, az sonramızda da gördüğünüz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan bir araştırmayı konuşacağız. Türk sporunda kadınların yeri araştırmasının sonuçları neyi gösterdi, buna bakacağız. Kiminle konuşacağız? Misli.com Kurumsal İletişim Müdürü Nazlı Öztürk bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, gerçekten Türk sporunda kadınların yeri. Güzel bir araştırma. Evet. Nasıl rakamlar, nasıl sonuçlar çıktı ortaya? Sizin de söylediğiniz gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir araştırmaydı bu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verilerinden yola çıkarak yaptığımız bir araştırmaydı. Aslında çok çarpıcı sonuçlar çıktı. Çok beklenenin üstünde bir şey var mıydı? Hayır, yoktu ama kadınların da birçok konuda artık birçok sektörde, birçok şeyde söz sahibi olduğu gibi sporda da artık ön plana çıktığını bu verilerle görmüş olduk. Erkek sporu dediğimiz sporlarda da çok, varlar evet, mı? Evet, çok enteresan bir şekilde insanların kafasında biraz da böyle kas gücü, biraz daha erkek gücü dediğimiz, onu gerektiren sporlarda kadınların bayağı ön plana çıktığını, özellikle son dönemlerde. Biraz da bu sporlara yatırım yapıldığında da kadınların ne kadar başarılı olduğunu görebiliyoruz. Çok göğsümüzü kabartan sonuçlar var. Çok başarılı sporcular var. Özellikle markalarında, spor markalarının da biraz daha bu kadın sporculara da yönelmesiyle birlikte onların da sayısının arttığını görebiliyoruz. Evet, tabii destek de çok önemli. Tabii değil mi? Öyle de destek yapılırsa evet. Kadınların yapamayacağı şeyler yok. Peki en çok hangi spor dallarındalar? Evet, artık erkeklerin yaptığı sporları da yapıyor kadınlar ama daha böyle baskın olduğu sporlar da var mutlaka. Şöyle söyleyeyim, aslında çok enteresan bir şekilde Türkiye'de Satranç Federasyonu en fazla lisanslı kadın sporcu ve evet kadın sporcu barındıran federasyon. Daha çok zeka kullanılan işleri evet, mi yapıyoruz? Evet, kesinlikle öyle aslında, biraz da öyle. Bunun dışında önümdeki notlardan da bakmak istiyorum, yanlış bir veri de söylemek istemiyorum. Binicilik, buz pateni, jimnastik, dans sporları, halk oyunları ve tabii ki aslında Türkiye'deki futbol ve basketboldan sonraki en kıymetli ve aslında en çok uluslararası arenada başarıyı yakaladığımız spor dalı olan voleybolda da aslında genelde kadınlar biraz daha o sporlara yöneliyor. Tabii burada binicilik ve buz pateni biraz daha elit kategoriye giriyor spor dallarında. Enteresan, satrançta bu kadar kadın sporcunun olması enteresan ama bunun dışında da başta da belirttiğim gibi aslında biraz dünyada daha şampiyonlara falan baktığımızda da genelde tabii aslında ki o da şey erkek egemen gibi tabii görünüyor ki ama. Evet. Birçok konuda aslında kadınlar bu tabuyu yıkıyor. Türkiye biraz araştırmamızda da onu gördük. Ancak yani yine dünyadaki o başarı oranını yakalayamıyoruz. Bu biraz da aslında yatırım yapmakla da tabii ki alakalı. Biraz da sporcuya değer vermekle alakalı, altyapılara yönelmek, daha fazla hem kadın erkek çok cinsiyet ayırt etmeksizin altyapıya yöneldiğimizde daha başarılı sonuçlar alınabileceğini düşünüyoruz. Çünkü neden olmasın, bizim hiçbir eksiğimiz olduğunu da düşünmüyorum ben spor konusunda. Kesinlikle sporu öyle. Da aslında çok seven de bir ülkeyiz biz yani. Evet, futbol ön planda ama. Bu daha çok futbol ve basketbol galiba değil mi? Çok evet, baskın futbol, olan. Evet, futbol, basketbol ama işte bunun en güzel örneklerinden bir tanesi kadın voleybolunda, az önce de belirttim biz. Dünya arenasında çok ciddi başarılar yakalamış bir ülkeyiz. Evet, çok ilgi yok ama bakıldığında futboldan evet ve basketboldan çok çok daha başarılı kadın voleybolu. Evet. Peki daha fazla, yani çok fazla ilgi de yok galiba kadınlar tarafından. İşte satranç dediniz, işte tekvando falan, hani bu tür dövüş sporu aslında biraz da kendini koruma sporlarında da evet, kadınlar çok baskın görünüyorlar ama yayından önce de konuştuk, evet, siz dediniz aslında bunlarda da çok öndeler evet ama bana hep öyle gelmiştir çünkü hani önce kendini korumaya çalışıp ondan sonra mı acaba evet profesyonelleşiyorlar, içine girdikçe seviliyor belki diye. Ya bu ilişki daha fazla nasıl arttırılmalı? Bu anlamda bir çalışma, yani araştırmanız içinde böyle bir şey de var şöyle, mıydı? Şöyle, dediğim gibi aslında son yıllara oranla tabii ki bir hem ilgi de arttı hem işte sporun da dünyadaki geldiği noktaya bakıldığında biraz daha hem yatırım yapılması hem ilgi gösterilmesi gereken bir durum oldu. Çünkü spor hayatın bir gerçeği, öncelikli olması gereken, yani her birey tabii ki elbette spor yapmalıdır ama bunu profesyonel olarak yapmak için de bir yatırım, bir ilgi. Yani bugün baktığımızda kız çocukların ilk olarak başladığı spor jimnastik, bale. Evet. Biraz daha kız çocukları bunlara yönlendirilir ama ancak günümüzde tekvando, kickbox,
Güreş çok enteresan. Bizim atasporlarımızdan bir tanesi güreş. Bu konuda bize madalyalar getiren çok ciddi kadın sporcularımız var. Tekvando'da da öyle. Ben özellikle tek tek not aldım. Hı hı. Herhalde şu anda biraz daha da popüler ve gündemde olan isimlerden bir tanesi İrem Yaman. Türkiye'nin ilk ve tek dünya, Avrupa ve Grand Slam şampiyonlarından bir tanesi. Tekvando. Çok enteresan. Biz de ilk böyle bu araştırmaya baktığımızda, verilere baktığımızda bu kadar erkeklerin ilgisinin olduğu sporları kadınların yapıyor olmasından bayağı etkilenmiştik. Biz de Misli.com olarak tabii ki bu konuda tüm kadın sporcuları, her sporcuyu elbette destekliyoruz. Ama tabii kadın sporculara biraz daha öncelik vermek istiyoruz açıkçası. Tabii ki, kesinlikle öyle. Peki baktığımızda neden bu tür sporları, yani size bireysel olarak soruyorum. Neden kadınlar bu alanlarda da artık varlar? Neden bu alanları tercih ediyorlar? İşte dediniz ya, kız çocukları önce jimnastikle, evet, baleyle falan başlıyor ama yani aslında sanırım güreşten herhalde bahsediyoruz, tekvandodan bahsediyoruz. Biraz da kadınların her konuda olduğu gibi kendilerini ispatlama ihtiyaçları doğduğunu düşünüyorum ben. Yani ülkemizde maalesef bir gerçek kadın erkek ayrımı. Dünyada da tabii ki var ama biraz ülkemizde bu uçurumun daha açık olduğunu görüyoruz. Kadınlar neden yapamasın? Erkeklerin yaptığı birçok şeyde, birçok konuda kadınlar çok iyi. İş dünyasında, sporda. Bence biraz da herhalde kendilerini ispatlama isteği. Hani bunu biz de başarabiliriz. Bizim de erkeklerden geri kalır hiçbir yönümüz yok göstermek için herhalde biraz daha bu sporlara yöneliyorlar. Evet. Peki ben biraz da sitenize dönmek istiyorum. Yine kadınlar üzerinden gitmek tabii istiyorum ki. Ama bu sefer soracağım şans oyunları. Tabii en fazla kadınların şans oyununla ilgisi nasıl, var mı? Erkekler yani o da oranla, daha fazla evet, erkek sidir ya, hani erkek gibi tabii görünür. Yani erkeklere oranla tabii ki çok fazla yok ama bizim bünyemizde Misli.com'da gerçekten ciddi anlamda çok çok iyi kadın oyuncu diyoruz biz onlara, aslında sporcu gibi oyuncularımız var. Yani %2'si 3'ü gibi bir rakamı oluştursalar da kadınların da ciddi anlamda özellikle de son yıllarda yine şans oyunlarına bir ilgisi var. Bunun da biraz da tabii yine spordaki başarıyla da doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Yani evet, bakıldığında futbolda son yıllarda alınan bir başarı yok ama basketbolda takımlar ciddi işler yapıyorlar. Biraz herhalde kadınlar da böyle yavaş yavaş futbola ve basketbola bu doğru orantıda ilgilerini artırdığını düşünüyorum. Şans oyunları çok keyifli bir şey. Hem adı üstünde şans, şansınızı deniyorsunuz ama bunun yanında tabii ki spora olan ilginiz, bilgi birikiminiz de devreye girdiği için kadınlar da yavaş yavaş bu konulara ilgi göstermeye başladı. Biz de bu durumdan tabii ki çok keyif alıyoruz. Bizim de Misli.com olarak üst yönetimimiz %35'i kadınlardan oluşuyor. Erkek egemen bir sektör, evet, ama kadınların biraz da bu konuyla yakından ilgilendiklerinde ne kadar keyif aldıklarını biz sıklıkla deneyimliyoruz. Evet, güzel bir iş aslında, keyifli bir şey. Tavsiye ederim size de. Peki en çok hangi şans oyunlarını oynuyorlar? Basketbol ve voleybol futbol mu yoksa Türkiye'de, başka daha neler var? Türkiye'de öncelikli olarak futbol tabii ki. Sonrası basketbol, voleybol, tenis, motor sporları, birçok dal var. Ama tabii ki dünyada da olduğu gibi öne çıkan branşlarda futbol her zaman liderliğini koruyor. Evet. Peki motor dediniz, motosiklet. Bu yaptığınız araştırmada sporcular olarak, Türk sporcular olarak artık görüyoruz ki kadınlar da çok fazla motosiklete de meraklılar. Hatta geçenlerde motokurye bile kadın konuk ağırlamıştık. Var mı listede? Motor sporlarında çok kadın öne çıkmıyor aslında. Baktığımızda araştırmada maalesef kadınları çok motor sporlarında göremedik. O biraz daha herhalde kadınların daha temkinli yaklaştığı konulardan bir tanesi, araç kullanmak, motor kullanmak. O konuyla ilgili çok bir veri maalesef yok elimizde. Keşke olsa aslında, benim tanıdığım çok iyi yarışçılar, motor sürücüleri, kadın var ama istatistiksel olarak karşımıza bu araştırmada maalesef çıkmadı ki gönül ister ki ilerleyen süreçte kadınlar bu konuya da el atsın. Tabii, ne güzel olur. Peki il bazında bir çalışmanız var mı? Yani illere göre bir dağılımınız var mı? Şöyle, 40 binden fazla kadın sporcu genel olarak büyük şehirlerde. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Gaziantep, Adana gibi iller ön plana çıkıyor. Şimdi aslında ilk üçe baktığımızda klasik olarak İstanbul, Ankara, İzmir'i görüyoruz.
Bu da işte başta dediğim gibi biraz da büyük şehirlerdeki imkanların, tesislerin çokluğuyla orantılı evet. Muhtemelen. Yine en çok kadın sporcu, lisanslı kadın sporcu İstanbul'da var. İşte bu da biraz da dediğim gibi imkanla alakalı ama bunu biraz daha güneye yayabilmek, güneydoğuya yayabilmek, biraz daha Anadolu'ya yayabilmek, yatırım yapmak spor markalarının, bizim gibi markaların, sporla alakalı markaların yatırım yapmasıyla gerçekleşeceği bir şey olarak düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bu rakam bence değişecektir. Bu illere daha fazla iller de evet. eklenecektir diye tahmin ediyorum ama şu an lider olarak İstanbul gözüküyor. Ama dediğiniz gibi spor markalarının evet. yapacağı yatırım çok önemli. Evet, kadınların da bu anlamda teşvik edilmesi aslında için. Aslında bireysel olarak kadın sporcuların sponsorları var evet spor markaları. Takımlarda da var. Çok enteresan bir şekilde Türkiye'de kadın futbolunda bir yayıncı kuruluşu yok. Kadın futbol liginin bir yayıncısı yok ama taraftar bazında baktığımızda kadın futbol maçlarına çok ciddi anlamda bir ilgi var. Biraz daha biz bunu araştırdığımızda kadınların futbolu daha duygularını katarak oynadıklarını söylediklerini gördük. Biraz daha tabii ki erkek maçlarına oranla o kadar kıran kırana geçmiyor ama çok da keyifli maçları var. Keşke Anadolu'da da var da. Değil mi kulüpler, kadın futbol var. Kulüpleri? Çok fazla yatırım olmuyor dediğim gibi. Daha çok büyük şehirlerde oluyor. İstanbul, Ankara vesaire gibi. Evet. Keşke olsa da biraz da erkek futbolunun yanında kadın futbolunu da izleyebilsek. İnanın erkek futbolu kadar keyifli. Evet. Evet. Gerçekten öyledir. Hiç izlemedim. Hiçbir evet. kadın maçını yani kadın futbol takımının hı. maçını izlemedim ama kesinlikle keyiflidir. Bence onlar erkekler gibi para kazanmaktan çok başka i̇şin bir şey için evet, yapıyorlar aslında, herhalde. O yüzden... Evet, bunun bir spor olduğu, bir oyun olduğu bilincindeler genellikle. Tabii ki fair play daha ön planda. Hı hı. Dediğim gibi daha duygularıyla oynuyorlar. Erkekler biraz daha... En azından birbirine kafa atmaya çalışan evet, kadınlar yoktur. Kesinlikle. Evet, faullerin daha az olduğu maçlar ön plana çıkıyor. Evet. İlerleyen süreçte ben buna da yatırım yapılırsa eğer kadın futbolunda da başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü dünyada gerçekten çok gelişmiş bir sektör zaten futbol. Ve kadınlara da aynı doğru orantıda değer veriliyor. Türkiye'de de zamanla oturabilir diye düşünüyorum. Ümit ediyorum. İnşallah hepimiz ümit ediyoruz. Geldiğiniz için de ben çok teşekkür, ediyorum. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin bugün de sonuna geldik ama yarın aynı saatte biz burada olacağız. Siz de gelin olur mu? Görüşmek üzere.